Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 9. sınıfın 3. ünitesi olan Movies, yani filmler adlı üniteden bahsedeceğiz. Bu ünite ile ilgili öğrenmeniz gereken her ayrıntıyı anlatmaya çalıştım. Hazırsanız dersimize film türleriyle başlıyorum. Romance, romantik. Comedy, komedi. Historical, tarihi. Action, aksiyon. Cartoon, çizgi film. Animation, animasyon. Horror, korku. Biography, biyografi. Science fiction, sci-fi, bilim kurgu. Western, cowboy filmi. Adventure, macera. Documentary, belgesel. Thriller, gerilim, heyecanlı film. Musical, müzikal. Drama, drama. War, savaş filmi. Film türlerini öğrendik. Şimdi öğrendiğimiz film türleriyle ilgili bir alıştırma çözelim. Kısaca filmlerden bahsedilecek ve biz filmlerin içeriğine bakarak hangi tür film olduğunu birlikte tahmin etmeye çalışacağız. İsterseniz videoyu durdurup kendiniz de çözebilirsiniz. İlk film Beautiful Mind. John Nash denilen bir tane adamın hikayesini anlatıyormuş. Bu adam Nobel ödülü almış bir matematikçidir. Ünlü insanların hayatlarından bahseden filmler biyografi filmleridir. İkinci film ise Liar Liar. Eğer sen Jim Carrey'i seviyorsan bu film oldukça eğlendirici ve güldürücüdür. Komik filmleri ise komedi filmleri denir. Üçüncü film ise Passengers. Bu filmde iki tane yolcu başka bir gezegene yolculuk yapmaktadır. 120 yıl sürecek olan bu seyahatten bahsediyor. Başka gezegenlerden, uzaydan bahseden filmler science fiction, yani sci-fi filmleri. Dördüncü film ise La La Land. Bu bir caz piyanisti olan Sebastian ve aktör Mia'nın hayatını anlatıyor. Bunların dans performansları ve şarkı performansları da bulunuyor. Böyle filmlere müzikaller denir. Son filmimiz ise Me Before You adında bir filmdir. Bu bir kızdan bahsediyor. Bu kız zengin bir ailenin çocuğuna bakmak için bir eve gidiyor ve orada bu çocuğa aşık oluyor. Aşık olunan filmlerden bahsederken romance, yani romantik filmlerden bahsetmiş oluruz. Movie terms, film terimleridir. Filmlerle ilgili bilmemiz gereken terimler şunlardır. Plot, konu. Setting, yer ve zaman. Cast, oyuncu grubu. Star, yıldız, başrol oyuncusu. Producer, yapımcı. Writer, yazar. Actor, erkek oyuncu. Actress, kadın oyuncu. Director, yönetmen. Character, karakter. Bomb, fiyasko, başarısız. Bir de bomba anlamı vardır. Title, başlık. Type, kind of, genre, tür. Scenario, senaryo. Award, prize, ödül. Celebrities, ünlüler. Adjectives, sıfatlar demektir. Sıfatlar bir insanı, bir hayvanı, bir nesneyi anlatmaya, betimlemeye, nitelemeye yarayan kelime gruplarıdır. Bu ünite içerisinde bilmeniz gereken sıfatlar şunlardır. Amazing, harika. Thrilling,
Heyecan verici. Breathtaking. Nefes kesici. Amusing. Komik, güldürücü. Ordinary. Sıradan. Annoying. Gıcık, rahatsız edici, sinirlendirme. Boring. Sıkıcı. Average. Ortalama. Fast paced. Hızlı yapılan. Unrealistic. Gerçek dışı. Unpleasant. Hoşa gitmeyen, sevimsiz. Exciting. Heyecanlı. Entertaining. Eğlendirici. Unpopular. Popüler olmayan. Creative. Yaratıcı. Fascinating. Büyüleyici. Cheap. Ucuz. Expensive. Pahalı. Challenging. Zorlayıcı. Relaxing. Dinlendirici. Unusual. Olağan dışı. Alışılmadık. Exhausting. Yorucu. Interesting. İlginç. Like, sevmek, hoşlanmak anlamına gelir. İngilizce'de sevdiğimiz, beğendiğimiz şeyleri ifade ederken nasıl ifade etmemiz gerektiğini şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Eğer sevdiğimiz şeylerden bahsediyorsak cümlemizde kullanmamız gereken ifadeler şunlardır. Birincisi, crazy about, çok fazla, delicesine sevmek. Bir diğeri, love, aşık olmak, çok sevmek. Like, sevmek, beğenmek. Enjoy, sevmek, beğenmek. Keen on ve fond of eş anlamlı olan kelimelerdir. İkisi ayrı kelimelerdir. Lakin Türkçeleri aynıdır. İkisi de aşırı derecede çok sevmek, düşkün olmak anlamına gelir. Şimdi bunları örnek cümleler içerisinde görelim. What type of movie do you like? Sen ne tür film seversin? Bu ünitede bilmeniz gereken önemli soru kalıplarından bir tanesidir. Karşıdaki insanın sevdiği film türünü sorarken soruya what type of diye başlarız. Hatırlarsanız kelimelerde görmüştük. Type of, kind of, tür anlamına gelir. Ne tür filmler seversin? I love comedy. Ben komedi filmlerini severim. They are amusing. Onlar eğlendirici. Gördüğünüz gibi komedi filmlerini severken I, ben öznesini kullandıktan sonra love, sevmek fiilini kullanmış, ardından neyi seviyorsa cümlenin sonunda onu belirtmiştir. What type of movie do you like? Sen ne tür film seversin? I am crazy about action movie. Ben aksiyon filmlerini delice severim. They are really thrilling. Onlar gerçekten heyecan verici. Eğer crazy about yani delice sevmeyi kullanacaksak am kalıbını da kullanmalıyız. I am crazy about. Ben delicesine severim. What type of movie do you like? Sen ne tür film seversin? I like sci-fi movie. Ben bilim kurgu filmlerini severim. They are breathtaking. Onlar nefes kesici. I, ben dedikten sonra like, sevmek fiilini kullanırız. Daha sonra neyi seviyorsak cümlenin sonunda belirtiriz. What type of movie do you like? Sen ne tür filmler seversin? I enjoy horror movie. Ben korku filmlerinden hoşlanırım. I dedikten sonra enjoy fiilini kullandık ve daha sonra neyi seviyorsak cümlenin sonunda onu belirttik. What type of movie do you like? Sen ne tür film seversin? I am keen on war movie. Ben savaş filmlerini aşırı derecede çok severim. Onlara çok düşkünüm. I am dedikten sonra keen on kalıbını kullanırız. Keen on bir şeye çok düşkün olmak anlamına gelir. Am yardımcı fiiliyle kullanılır. Dislike, sevmemek, hoşlanmamak anlamına gelir. Eğer İngilizce'de bir şeyi sevmiyorsanız ve bunu ifade etmek istiyorsanız şu şekilde ifade etmeniz gerekiyor. İlki, don't like, sevmiyorum diyebilirsiniz. Ya da can't stand, katlanamıyorum, dayanamıyorum diyebilirsiniz. Bir diğeri ise hate,
nefret ediyorum diyebilirsiniz. Bu üçünü sevmediğiniz şeyleri anlatırken kullanabilirsiniz. Bunları şimdi örnekler içerisinde inceleyelim. I hate cartoons. Ben çizgi filmlerden nefret ederim. They are boring. Onlar sıkıcı. I, ben dedikten sonra hate, nefret etmek fiilini kullanırız. Ardından neyi sevmiyorsak cümlenin en sonunda onu belirtiriz. I can't stand documentary. They are annoying. Ben belgesellere katlanamıyorum. Onlar çok sinir bozucu. I, ben dedikten sonra can't stand, katlanamamak fiilini kullanırız. Ve ardından neye katlanamıyorsak cümlenin sonunda onu belirtiriz. I don't like romantic movies. Ben romantik aşk filmlerini sevmem. They are unrealistic. Onlar gerçek dışıdır. I dedikten sonra don't like kullanıp sevmediğiniz şeyi belirtebilirsiniz. Eğer ilgilenmediğiniz şeylerden bahsedecekseniz don't mind kalıbını kullanabilirsiniz. Ben ilgilenmiyorum, umursamıyorum anlamlarına gelir. Örneğin, I don't mind animation movies. Ben animasyon filmlerini umursamıyorum, ilgilenmiyorum. They are ordinary, onlar sıradan. I dedikten sonra don't mind kalıbını kullanırız ve ne ile ilgilenmiyorsak onu da sonunda belirtiriz. Ideas, fikirler demektir. Eğer bir fikrimiz varsa ve bunu dile getirmek istiyorsak bunu İngilizce'de çeşitli kelimelerle yaparız. O kelimeler şunlardır. Think, düşünmek. Suppose, farz etmek. Believe, inanmak. Guess, tahmin etmek. Şimdi fikirlerimizi belirtmemize işe yarayacak olan bu kelimeleri cümle içerisinde görelim ve nasıl kullanıldıklarını daha iyi öğrenmiş olalım. Örnekleri inceleyelim. I think animations are fascinating. Bence animasyonlar büyüleyicidir. Think, bence anlamı katar. I, ben dedikten sonra think kelimesini kullanır. Daha sonra fikrimiz, düşüncemiz neyse onu en sonunda belirtiriz. I suppose it will rain today. Sanırım bugün yağmur yağacak. Suppose, sanmak, farz etmek anlamına gelir. I, ben dedikten sonra suppose kelimesini kullanır. Daha sonra varsaydığımız şey neyse cümlenin sonunda belirtiriz. I believe Spider-Man is real. Ben örümcek adamın gerçek olduğuna inanıyorum. Believe, inanmak anlamına gelir. I dedikten sonra believe kelimesini kullanır. Daha sonra inandığınız şey neyse onu belirtiriz. I guess Ice Age is a boring movie. Sanırım Buz Devri sıkıcı bir filmdir. Guess, sanmak anlamına gelir. Tahminlerde bulunurken kullanırız. I, ben öznesini kullandıktan sonra guess fiilini kullanıp daha sonra neyi tahmin ediyorsanız onu cümlenin sonunda belirtebilirsiniz. Hobbies, hobiler demektir. Hobilerin İngilizce karşılığı şunlardır. Collecting things, bir şeyler toplama. Taking photo, fotoğraf çekmek. Cycling, bisiklet sürme. Doing origami, kağıt sanatı yapma. Knitting, örgü örme. Snowboarding, kar kayağı yapma. Rollerblading, paten sürme. Dancing, dans etme. Playing chess, satranç oynamak. Play the guitar, gitar çalmak. Play the violin, keman çalmak. Play the piano, piyano çalmak. Scuba diving, tüple dalış yapmak. Fencing, eskrim. Writing poem, şiir yazmak. Watch movie, film izlemek. Singing, şarkı söylemek. Read book, kitap okumak. Surfing, surf yapmak. Collecting stamps, pul toplamak. Jewelry making, mücevher yapmak. Seeing an exhibition, bir sergiyi ziyaret etmek.
Bodybuilding. Vücut yapmak. Painting. Resim, boyama. Collecting typewriters. Daktilo toplamak. Gardening. Bahçe işleriyle uğraşmak. Cooking. Pişirmek. Doing yoga. Yoga yapmak. Pottery. Çömlek işleriyle uğraşmak. Hiking. Trekking. Dağ yürüyüşü yapmak. Play marbles. Misket oynamak. Vocabulary kelimeler demektir. Bunun da içerisinde bilmeniz gereken ve Milli Eğitim tarafından koyu bir şekilde yazılmış olan kelime grupları şunlardır. Addict. Bağımlısı olmak. Recommend. Tavsiye etmek. Take place. Meydana gelmek, gerçekleştirmek. Outdoor. Açık hava, dış mekan. Indoor. İç mekan, kapalı alan. Misfortune. Şanssızlık, talihsizlik. Nightmare. Kabus. Premiere ticket. İlk gösterim bileti. Waste the time. Zamanı boşa harcamak. A feel good movie. Kendini iyi hissettiren film. Kick the bucket. Pass away. Ölmek. Give something the thumbs up. Olumlu bulmak. On the edge of one seat. Hop oturup hop kalkmak. Training, eğitim, idman. Give up, vazgeçmek. Ambition, hırs. Fair, adil. Bir de fuar anlamı vardır. Extraordinary, olağan dışı, olağanüstü. Bu ünite içerisinde yer alan bazı soru kalıplarını birlikte inceleyeceğiz. Bu sorulara nasıl cevap vermeniz gerektiğini öğrendikten sonra siz de öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak çok rahat bir şekilde cevap verebilirsiniz. Questions, sorular demektir. Birinci soru şudur. What do you do in your free time? Free time boş zamandır. Boş zamanlarında ne yaparsın? Burada öğrendiğimiz hobileri kullanarak cevap verebilirsiniz. I play the violin and dance. Ben keman çalarım ve dans ederim. Where do you usually watch a film? Sen bir filmi nerede izlersin? Where nerede demektir? Burada cevap verirken bir yer ismini kullanmanız gerekiyor. I watch a film at the cinema. Ben bir filmi sinemada izlerim. What's your favorite Turkish movie? Senin en sevdiğin Türk filmi hangisidir? Sevdiğiniz, hoşunuza giden bir filmin ismini yazabilirsiniz. Cümleye benim en sevdiğim Türk filmi diye başlamanız gerekiyor. Yani şu şekilde. My favorite Turkish movie is Ayla. Benim en sevdiğim Türk filmi Ayla'dır. Ya da kısaca cevap vermek istiyorsanız it is Ayla. O Ayla'dır. What is your favorite foreign film? Senin en sevdiğin yabancı film hangisidir? Yine cevap verirken benim en sevdiğim yabancı film diye cümleye başlayıp daha sonra filmi yazmanız gerekiyor. Şu şekilde. My favorite foreign film is Batman. Benim en sevdiğim yabancı film Batman'dir. Ya da kısacası it is Batman. O Batman'dir. Who is your favorite director? Senin en sevdiğin yönetmen hangisidir? Benim en sevdiğim yönetmen deyip yönetmenin ismini bildirmeniz gerekiyor. My favorite director is Nuri Bilge Ceylan. Benim en sevdiğim yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dır. Who is your favorite film star? Senin en sevdiğin film oyuncusu kimdir? My favorite film star is Kemal Sunal. Benim en sevdiğim film oyuncusu Kemal Sunal'dır. Days of the week. Haftanın günleri. Sunday. Pazar. Monday. Pazartesi. Tuesday. Salı. Wednesday. Çarşamba. Thursday. Perşembe.
Friday, cuma. Saturday, cumartesi. Not olarak belirtelim. Bu not önemlidir. Her sınıf bazında işinize çok fazla yarayacaktır. Günlerden önce on ifadesi kullanılır. On Tuesday, on Monday gibi. Salı demeden önce önünde on kelimesini kullanıyoruz. Eğer bir saatten bahsedeceksek, saatler cümle içerisinde özellikle kullanıldığında at ifadesini alırlar. At eight, at quarter past three. Günün üç vaktinden bahsedeceksek, yani sabah, öğlen, akşam gibi, bunların önünde de in kelimesini kullanırız. In the morning, in the afternoon, in the evening. Months of the year. Yılın ayları. January, Ocak. February, Şubat. March, Mart. April, Nisan. May, Mayıs. June, Haziran. July, Temmuz. August, Ağustos. September, Eylül. October, Ekim. November, Kasım. December, Aralık. Date, tarih anlamına gelir. Şimdi İngilizce'de tarihlerin nasıl söylenildiğini öğreneceğiz. Years, yıllar demektir. İngilizce'de yıllar şu şekilde söylenilir. Örneğin 1910. Bizim Türkçe'de söylediğimiz gibi uzun uzun söylemezler. Yılları ikiye bölerek söylerler. Önce 19'u, daha sonra 10'u söylerler. 19, 19 demektir. Ardından 10'u söylerler. 10 da 10 demektir. İngilizce'de tarihleri söyleyebilmek için sıra sayılarını ve normal sayıları bilmeniz gerekmektedir. Diğer bir örnek 1412. Bu bir yıldır. Bu yılı söylerken önce 14, daha sonra 12'yi söylerler. 14, daha sonra 12. Yok, 14, 14, 12 ise 12 demektir. Bir başka örnek ise 2001. Eğer bir yılın ortasında iki tane sıfır varsa bunu 2001 diye söylerler, yani ikişerli olarak bölmezler. 2000, 2000, daha sonra da 1, 1 demektir, 1'a eklerler. Arada eğer iki tane sıfır varsa bizimki gibi uzun uzun söyleyebilirsiniz. 2016'yı söylerken önce 20, daha sonra 16'yı söyleyeceğiz. 20, 20 demektir, 16 ise 16 demektir. Şimdi İngilizce'de tarihlerin ay, yıl ve gün olarak nasıl söylenildiğini öğreneceğiz. Ama bundan önce sizin sıra sayılarını bilmeniz gerekiyor. Ben şuraya not olarak sıra sayılarını bırakıyorum. Bunları eğer notaları ezberlerseniz sizin için daha kolay olacaktır. İngilizce'de en basit şekilde ay, gün ve yıl şu şekilde söylenilir. Örneğin karşımıza bir tarih bulunmaktadır. 4. ayın 11'i 2020. Bunu söylemek için cümleye d ile başlamanız gerekiyor. D yazdıktan sonra günü yazmanız gerekiyor. 11. gün olduğu için dikkat ederseniz bunları sıra sayılarıyla yazmalıyız. 11. 11th demektir. 11.'yi de yazdıktan sonra of diyoruz ve daha sonra ayı yazıyoruz. 4. ay Nisan ayıdır. Bu da İngilizce'de April demektir. Of dedikten sonra April'ı yazıyoruz ve daha sonra virgül koyuyoruz. Virgülden sonra şimdi yılı yazmamız gerekiyor. Az önce ne öğrenmiştik? Yılları ikişerli ikişerli yazacaktık. Yani 2020'yi 20, 20 diye yazacağız. 20 de İngilizce'de 20 demektir. Diğer bir tarih örneği ise şudur. 2. ayın 1'i 1993. Yine cümleye D ile başlıyoruz. Ardından günü yazıyoruz. Birinci gün olduğu için the first yazdıktan sonra araya of yazıp ayı yazıyoruz. Of February, ikinci ay Şubat ayıdır. Şubat İngilizce'de February demektir. Virgül koyduktan sonra bu sefer yılı yazacağız. Yani 1993'ü 19 ve 93 olarak yazacağız. 1993. Diğer bir tarih ise 6. ayın 6'sı 2006. Cümleye d ile başlıyoruz. D dedikten sonra günü yazıyoruz. Yani 6. gün. 6th, 6. demektir. Of yazdıktan sonra bu kez ayı yazacağız. 6. ay Haziran ayıdır. Haziran İngilizce'de June demektir. The 6th of June. Virgül koyduktan sonra da yılı yazacağız. Yıl 2006. İki tane sıfır var. Bu yüzden 2006 olarak yazacağız. İkişerli ikişerli ayırmak zorunda değiliz. Bu sefer de 2006 olacak. Telling time. Zamanı söyleme.
İngilizce'de saatlerin nasıl söylenildiğini hep birlikte öğreneceğiz. Günlük diyaloglarda en çok konuşulan, en çok kullanılan kalıplar saatlerle ilgili olanlardır. Böylece saatleri bilmeniz, kendinizi güzelce ifade etmeniz için işinize yarayacaktır. Saatler konusuna çalışmadan önce İngilizce'deki sayıları tekrar edip bütün sayıları iyice bildiğinize emin olun. İngilizce'de saatleri sormak için iki tane temel soru vardır. Biri, what time is it? Saat kaçtır? Diğeri, what is the time? Saat kaç demektir? Buradaki time ifadesi zaten zaman anlamına gelir. Teker teker işleyelim. Past, Türkçe'de geç anlamına gelir. Bizim kendi dilimizde kullandığımız örneğin 5'i 2 geçiyor, 5'i 27 geçiyor, 5'i 12 geçiyor ifadelerindeki geçe kelimesinin İngilizce karşılığı past'tır. Bir saat incelediğinizde küçük olan akrebin her zaman saat üzerinde, büyük olan yelkovanın ise her zaman dakika üzerinde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Örneğin bu saati inceleyelim. Küçük olan akrep saat 5'in üzerinde, büyük olan yelkovan ise 5. dakikadadır. Yani saat 5'i 5 geçiyor. İngilizce'de saatleri cümle olarak ifade ettiğimizde çeşitli versiyonları tabii ki vardır ama en kolayı it is ile cümleye başlamaktır. It is dedikten sonra her zaman unutmayalım İngilizce'de önce dakikayı yazarız. It is yazdıktan sonra dakika 5 olduğu için 5'i yazıyoruz. Ardından past gece ifadesini kullanıp cümlenin en sonunda saati belirtiyoruz. Dakikanın önce yazıldığını, saatin cümlenin en sonunda yazıldığını unutmayın. İkinci saati inceleyelim. Bu saate baktığımızda akrep küçük olanı saat 2'de, büyük olan yelkovan ise 20. dakikadadır. Çünkü saatlerin aralıkları 5'er 5'er gider. 5, 10, 15, 20 diye saydığınızda 4'e gelen dakika ifadesi 20'dir. Yani 2'yi 20 geçiyor. Bunu İngilizce olarak söylemek istiyorsak cümleye it is ile başlarız. Ardından dakikayı yazarız. Dakika neydi? 20. 20'nin İngilizcesi 20. Daha sonra past, geçe kelimesini yazdıktan sonra saati cümlenin en sonunda 2 olarak belirtiriz. To, Türkçe'de kala anlamına gelir. Yani vardır deriz aslında. Yani kendi dilimizde kullandığımız 2'ye 5 var, 3'e 20 var ifadelerinin İngilizce karşılığıdır. Örneğin bir saat inceleyelim. Gördüğünüz gibi akrep 4'te yani saat 4, yelkovan ise 11'in üzerindedir. To ifadesini yazarken dikkat etmeniz gereken şey bir ileri saate almalısınız. Yani burada akrep aslında 4'teyken siz 5'e almalısınız. Neden? Çünkü Türkçe'de de diyoruz ya 5'e 5 var. Bir sonraki saati söylüyoruz. Bu saatte de 4'ü 55 geçiyor. Yani 5'e 5 var. Eğer bunu söyleyeceksek it is dedikten sonra 5 dakika olduğu için önce 5'i 5 olarak yazarız, ardından to ifadesini ve daha sonra saat 5'e 5 olduğu için saati 5 olarak cümlenin en sonunda tekrar belirtiriz. İkinci saati inceleyelim. Bu sefer akrep 6'da, yelkovan ise 10'un üzerinde. Yani 50. dakikada. Yani saat 7'ye 10 var. Gördüğünüz gibi 6'nın üzerinde olmasına rağmen bir ileri saati söylüyorum. Yani 7'yi söylüyorum. Çünkü Türkçe'de de o şekilde ifade ediyoruz. Yani bu saat aslında 6'yı 50 geçiyor. Yani diğer bir ifadeyle bu ne demektir? 7'ye 10 var. Bu 7'ye 10 var ifadesini İngilizce söylerken it is ile başlarız. Daha sonra 10 dakika kaldığı için ten ile ifade ederiz. To'yu kullandıktan sonra saat 7'ye 10 kaldığı için saat 7 olarak cümlenin en sonunda belirtiriz. Quarter past Türkçe'de çeyrek geçiyor demektir. Yani bizim aslında 15 geçiyor dediğimiz ifadenin İngilizce karşılığıdır. 15'in karşılığı quarter past yani çeyrek geçiyor. Bir saat inceleyelim. Gördüğünüz gibi akrep 5'in üzerinde, yelkovan ise 3'ün üzerinde. Çünkü 15 ifadesi her zaman dakika olarak 3'tür. Bu saat aslında 5'i 15 geçiyor. Yani it is ile başladıktan sonra önce dakikayı yazdığımız için quarter past'ı yazarız yani 15'i yazarız. Daha sonra saati 5 olarak cümlenin en sonunda belirtiriz. İsterseniz burada bir parantez içerisinde A yazan ifadeyi de kullanabilirsiniz ama kullanmasanız da olur. Diğer bir saati inceleyelim. Gördüğünüz gibi akrep 9'da, yelkovan ise 15'in yani 3'ün üzerinde. Bu saat aslında 9'u 15 geçiyor. It is ile başladıktan sonra önce dakikayı yazarız. Dakikamız neydi? 15. Yani İngilizce'de 15 ne demekti? Quarter past. Onu yazdıktan sonra saati 9'ı cümlenin en sonunda belirtiriz. It is quarter past 9. 9'u 15 geçiyor.
Quarter to Türkçe'de çeyrek kala, çeyrek var anlamlarına gelir. Bir saat inceleyelim. Gördüğünüz gibi akrep saat 1'in üzerinde, yelkovan ise 9'un üzerinde. Çünkü neden? 15 dakika var diyeceğiz. Neye 15 dakika var? Yani bu saat incelediğinizde bir ileri saat almayı unutmayın. Aynı to ifadesi gibi. Aslında saat 1'i 45 geçiyor. Yani diğer bir ifadeyle 2'ye 15 var. Gördüğünüz gibi saat 1'i göstermesine rağmen bir ileri saati alıyoruz. Cümleye it is ile başladıktan sonra dakikayı yazıyoruz. Dakika neydi? 15 var ne demekti? Quarter to. Bu yüzden quarter to'yu yazıyoruz. Ardından hangi saate 15 var? 2'ye 15 var. Bu yüzden 2'yi to olarak saati cümlenin en sonunda belirtiyoruz. Diğer bir saati inceleyelim birlikte. Bu saatte akrep 7'de, yelkovan yine 9'un üzerinde. Yani saat 7'yi 45 geçiyor. Diğer bir ifadeyle saat 8'e 15 var. 8'e 15 var ifadesinin İngilizcesini yazarken it is ile başlarız. Daha sonra quarter to yani çeyrek var ifadesini dakikayı belirtiriz. En sonunda hangi saate çeyrek vardı? 8'e çeyrek vardı. Bu yüzden 8'i eight olarak cümlenin en sonunda belirtiriz. Diğer bir kural ise half past kuralıdır. Half past Türkçe'de buçuk anlamına gelir. Yani yelkovan tam 6'nın üzerinde olacak, 30 dakika olacak. Buçuk ifadesi nedir? 30 demektir. Örneğin, akrep 3'te, yelkovan 6'da, saat 3.30. Bunu İngilizce söylerken it is ile başlarız. Buçuk ifadesi yani 30 dakika ifadesi half past olduğu için önce dakikayı yazarız. Saat 3 olduğu için cümlenin en sonuna 3 olarak yazarız. It is half past 3. Saat 3.30. Diğer bir saate bakalım. Akrep 8'de, yelkovan ise 6'da yani saat 8.30. Diğer bir ifadeyle it is half past 8. Saat 8.30. O'clock tam saatlerde kullanılan bir ifadedir. Yani bir saatin dakikası 00 ise o'clock kullanırız. Örneğin, gördüğünüz gibi akrep 7'de, yelkovan 12'de yani saat tam 7. 7'nin yanında çift 0 var yani dakikalar 0'ı gösteriyor. Bu yüzden burada ne kullanacağız? It is 7 o'clock. It is yazdıktan sonra elimizde bulunan tek sayı nedir? 7 sayısı. 7'yi yazdıktan sonra bu çift 0 yerine de o'clock yazarız. Yani tam saati gösterir. Diğer bir saat incelediğimiz akrep 2'de, yelkovan yine 12'de yani saat tam 2'dir. Bu ifadeyi belirtirken it is 2 o'clock, saat 2'dir. Saatleri ifade ederken bilmeniz gereken iki tane kavram vardır. Bunlar test sorularında özellikle karşınıza çıkacaktır. AM ve PM ifadeleri. AM, öğleden önce dediğimiz zaman diliminde kullanılır. PM ise öğleden sonra dediğimiz zaman diliminde kullanılır. Örneğin bir saat inceleyelim birlikte. Bu saat tam bir saat yani saat 8. Bunu İngilizce söylersek AM ve PM ifadelerini kullanacaksak şu şekilde kullanmalıyız. It is 8 AM. Sabah 8 olduğu için it is yazıp saati yazar cümlenin en sonunda da AM ifadesini kullanırız. Diğer bir saate bakalım. Bu da 12.30. 12.30 ifade edeceksek 12'den sonraki saat dilimlerinde belirtmiştik PM ifadesi kullanılır. It is yazdıktan sonra 12.30 yazar ve sonunda da PM ifadesini kullanırız. Making a suggestion. Birine bir öneride bulunmak. Eğer bir arkadaşınıza bir şey için herhangi bir teklifte bulunmak istiyorsanız, onu bir yere davet etmek istiyorsanız ya da ona bir öneride bulunacaksınız, making a suggestion konusunu bilmeniz gerekiyor. Bu kalıplarla arkadaşımızı bir yere davet edebilir ve onlara bir öneride bulunabiliriz. Öncelikle bu kalıplara genel olarak göz attıktan sonra teker teker hepsini inceleyeceğiz. Suggestion, öneride bulunma, bir fikir öne sürme anlamına gelen kelimedir. Eğer bir öneride bulunacaksak, bir fikir öne sürüp onları bir yere davet edeceksek şunları kullanmalıyız. Let's, hadi anlamına gelir. What about, how about, ikisi de eş anlamlıdır, ne dersin anlamına gelir. Would you like, ister misin demektir. Shall we, shall I, yapalım mı demektir. Fancy, do you fancy, ikisi yine eş anlamlıdır, ister misin anlamına gelir. Why don't we, neden yapmıyoruz anlamına gelir. Bir örnek inceleyelim. Örneğin, What about drinking a coffee?
Kahve içmeye ne dersin? Shall we drink a coffee? Kahve içelim mi? Let's drink a coffee. Hadi kahve içelim. Would you like a coffee? Kahve ister misin? Why don't we drink a coffee? Biz neden kahve içmiyoruz? Bu cümleler tüm kalıpları bir arada görmeniz için yazdığım örneklerdir. Bu kalıpları ayrıntısıyla inceleyelim. Aslında bunların Türkçesini bilmeniz size soruları çözmenizde yeterli olacaktır. Ama yazılı sınavınızda ufak tefek farklılıkları bilmeniz size ekstra puan kazandırabilir. Bu ufak tefek farklılıkları inceleyelim. Let's have a party. Hadi parti yapalım. Gördüğünüz gibi let's ile başlayan bir cümle nokta ile biter. Çünkü let's soru sormaz, birine sadece bir öneride bulunur. Let's'ten sonra gelen kelime ise fiilin birinci haliyle, yani yalın, ek almamış, tekil haliyle kullanılır. What about watching a soccer match? Futbol maçı izlemeye ne dersin? What about, ne dersin anlamına gelir. What about'tan sonra gelen fiil ing ekini alır, buna çok dikkat edin. Bu bir soru sorduğu için cümle soru işaretiyle biter. Bir de bunun eş anlamlısı vardı. O da how about watching a soccer match? Futbol maçı izlemeye ne dersin? İkisinin de anlamı aynıdır. Yine kendinden sonra gelen fiil ing eki alır. Would you like a lemonade? Bir limonata ister misin? Would you like kalıbından sonra bir isim bildiririz. Yani ne önereceksek, ne teklif edeceksek isim olarak onu kullanırız. Pizza, hamburger, çay, kahve gibi. Ama eğer bir fiil kullanacaksak bu sefer would you like to drink lemonade? Limonata içmek ister misin? Gördüğünüz gibi would you like'dan sonra to kelimesini kullanırız. To'dan sonra bir fiil bildirmek zorundayız. Üst taraftaki örnekte limonata ister misin diye sormuştuk ama to ile kullandığımızda limonata içmek ister misin diye soruyoruz. Buna da dikkat edin. Shall we, shall I go to the book fair? Kitap fuarına gidelim mi? Shall sadece we ve I öznesiyle kullanılır. He, she, it gibi diğer öznelerle kullanılmaz. Do you fancy eating out? Dışarıda yemek ister misin? Do you fancy ister misin anlamına gelen bir kalıptır. Kendinden sonra gelen fiile dikkat ediyoruz çünkü ing ekini alıyor. Buna benzeyen aynı anlama gelen diğer bir kalıp da sadece fancy kalıbıydı. Fancy eating out? Dışarıda yemeğe ne dersin? Yine fancy kendinden sonraki aldığı fiile ing ekini alacak, unutmayın. Why don't we go to the concert? Biz neden konsere gitmiyoruz? Why don't we kalıbından sonra bir fiil kullanarak cümleye devam ederiz. Bir teklifte, bir öneride bulunmak için işimize yarayacak olan bütün kalıpları ve kullanımlarını öğrendik. Şimdi bu önerileri nasıl kabul edeceğimizi, nasıl reddedeceğimizi ya da bu önerilere ne gibi bahaneler üretebileceğimizi yine birlikte inceleyelim. Accept, kabul etmek demektir. Eğer arkadaşınız size bir öneride bulunduğunda bunu kabul edecekseniz şöyle cümleler kurabilirsiniz. Would you like an ice cream? Bir dondurma ister misin? Would you like ister misin anlamına gelirdi. Eğer teklifi kabul edeceksek. That's a good idea. Bu iyi bir fikir. Why not? Neden olmasın? Why not kalıbına dikkat edin. Öğrencilerin genellikle yanlış yaptığı nokta burasıdır. Çünkü not negatiflik eki olarak algılayıp bunu kabul etmemiş, reddetmiş bir cümle olarak algılıyorlar. Ama bu kabul eden bir cümledir. Neden olmasın anlamına gelir. That sounds great. Awesome. Kulağa harika geliyor. Ya da it sounds better. Kulağa daha iyi geliyor. All right. Pekala. I would love to. İsterim. Bu gördüğünüz cümleleri eğer bir şeyi kabul edeceksek kullanabiliriz. Refuse, reddetmek anlamına gelir. Eğer bir şeyi kabul etmeyeceksek, reddedeceksek bu kez şunları söyleyebiliriz. Would you like a pizza? Bir pizza ister misin? Would you like, ister misin anlamına gelir. Eğer bu teklifi reddedeceksek bu kez, I am sorry but I can't. Üzgünüm ama istemiyorum. I am sorry. Üzgünüm. I am not free. Müsait değilim. Maybe later. Belki daha sonra. I am full, stuffed. Ben tokum. No thanks. Hayır, teşekkür ederim. Bu cümlelerde bir öneriyi reddetmek için kullanabileceğimiz cümlelerdir.
Not almak isteyenler için tekrar edelim. Accept, kabul etmek anlamına gelir. That's a good idea. Bu iyi bir fikir. Why not? Neden olmasın? That sounds great, awesome. Kulağa harika geliyor. It sounds better. Kulağa daha iyi geliyor. All right. Pekala. I would love to. Çok isterim. Refuse. Reddetmek demektir. I am sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. I am sorry. Üzgünüm. I am not free. Müsait değilim. I am full. Stuffed. Tokum. No thanks. Hayır, teşekkür ederim. Maybe later. Belki daha sonra. Excuse. Bahane bulmak anlamına gelir. Birisi bize bir şey teklif ettiğinde, eğer gitmek istemiyorsak, bir bahanemiz varsa çeşitli cümleler kurabiliriz. Ben onlardan birkaç tanesini örnek olarak yazıyorum. I have an exam. Benim bir sınavım var. I am ill. Ben hastayım. I should help my mom. Anneme yardım etmeliyim. Bu tarz cümleleri de bahane olarak kullanabilirsiniz ama excuse kelimesinin bahane olduğunu bilin, soru köklerinde karşılaşırsınız.